Herkese merhaba. Geçen gün size YouTube'dan ve Instagram'dan bana soru sormanız, soru cevap videosu yapacağımı söylemiştim. Yalan söylüyorum, Instagram'dan sormadım ama Instagram'da DM'leri işte şeyleri okudum falan. Şimdi bugün de birkaç soru cevaplayacağım. Aslında bu daha erken gelecekti ama alt komşumuz mu, üst komşumuz mu emin değilim. Galiba alt komşumuz bütün evini yeniliyor ve evde duramıyorum bile. Kendimi sürekli dışarı atıyorum, o yüzden video çekmek için en iyi fırsatı bekledim. Şu anda en iyi fırsat mı bilmiyorum ama... Lütfen. Adnan sesini duyuyor musun? Benimle dalga mı geçiyorsun? Çok büyük teknik sıkıntılar yaşıyorum. En sevdiğim film. Kesinlikle bıkmadan izleyebileceğim birkaç filmi söyleyebilirim. Back to the Future, Curious Case of Benjamin Button, Amelie, Heathers, orijinal Terminator filmi, Grease. Ama bu filmlerin herhangi birini izlemediyseniz gidip izlemenizi öneriyorum. Kürkle kaplı olmayı mı yoksa balık pullarıyla kaplı olmayı mı tercih ederdin? Bu Would You Rather sorularına benziyor. Şimdi kürkle kaplı olsam Ankara yazını yemem ve üşümem ama o kürkü tıraş edebiliyor muyum? Yoksa çünkü çok terlerim. Balık pullarıyla kaplı olsam da bunun birazcık bir koruması var. Mesela bir şey gelecek, böyle yaralanmam daha zor olur. Pulum kopar sadece. Balığın hani üzerindeki his çok kötü ya, onu da istemezdim herhalde. Galiba kürkü seçeceğim. Daha iyisini hak ettiğini düşünüyor musun? Ne anlamda daha iyisini hak etmek ya? Bunu çok alıyorum aslında şey anlamında. Mesela Doruk videolarını çok az kişi izliyor. Keşke daha çok kişi izlese bilmem ne. Teşekkür ederim bu tarz yorumlar yapanlara bu arada. Ama şöyle de bir şey var. YouTube Türkiye'nin ve genel olarak YouTube'un geldiği noktayı düşünecek olursak popülerlik demek biraz azıcık da kötü bir şey söylemek istemiyorum ama hani herkese hitap etmek demek. Ben kesinlikle herkese hitap etmiyorum ve gündelik konulardan birazcık daha uzak duruyorum. Bunu izlenme anlamında sormaya da olabilirsin bu arada. Sayesini hak ediyorum. Bana çok kötü davranıyorlar. Evli misin? Hayır, evli. Otu istatistik bölümü hakkında ne düşünüyorsun? Otu istatistikten ilginç bir şekilde galiba hiç tanıdığım yok. Ama birini otuyorsam da çok özür dilerim. Çok fazla matematik dersiniz var doğal olarak. Ve bölümünüz merkeze bayağı yakın. Ama onun dışında hiçbir şey bilmiyorum. Daha fazla bilgi için ekşi sözlüğe falan bakabilirsiniz. Orada her bölüm için başlık açılıyor genelde üniversitelerde. Neden sürekli boykot yapıyorsunuz? Ya şöyle, bunu benim arkadaşlarımla da aramızda bir espri var işte. ODTÜ'ler en ufak bir şey, şuraya hatta bir fotoğraf koyacağım. ODTÜ'ler en ufak bir problem olduğu zaman hemen boykot yapıyorlar diye. Öyle değil aslında. Genelde bizim öğrenci olarak haklarımıza kısıtlama getirecek şeyler söz konusu olduğu zaman hakkımızı ve başkalarının kendini savunamayan azınlıkların falan haklarını savunmak için bir eylem girişiminde bulunduğumuz doğru. İşte bu yürüyüş gibi olur. Bir tane metin yayınlayabilirler. Yalnız şöyle de bir şey var. Her türlü yapılan yürüyüş direkt ODTÜ öğrencileri tamamen sorumlu olmuyor. Çoğu topluluk, özellikle teknik topluluklar zaten bunlara katılmıyor oluyor ve birçok yayınlanan böyle manifesto şeklinde şeylerin de çoğu öğrencinin haberi olmuyor. Bunu da söylemiş olayım. Ama her ne kadar medyada sürekli işte ODTÜ öğrencileri gene yürüyüş yaptı, ODTÜ öğrencileri okulu birbirine kattı gibi şeyler duyduğunuz zaman çok taraflı geliyor insanlara. Yalnız öyle değil yani. Sene başında ben hatırlıyorum mesela görevlilerin ihmalinden dolayı ODTÜ'nün A4 girişinde, A4 kapısı var. Orada bir arkadaşımız kaybetti. Hayatını kaybetti mesela. Onun hakkında bir anma töreni yapıldı. Yürüyüş yapıldı. İşte birkaç tane buluşmalar falan düzenlendi. İşte şenlik zamanında devrimi vermeyecekleriyle ilgili bir mail gelmiş direktörlükten. Onunla ilgili işte tabii ki devrimi istiyoruz tarzında. Tabii ki diyorum çünkü yani en doğal hakkımız, anladınız mı? Bunlar bazı şeyler, çok ODTÜ milliyetçiliğim kabardı bir dakika. Çok hani çok basit şeyler bunlar, anlıyor musunuz? Ya da mesela onur yürüyüşünde, yani kamera karşısında çok da fazla şey söylemek istemiyorum arkadaşlar. Bayağı dolu olduğumu farkındasınızdır ama bir olaylar oldu mesela. Sonra bununla ilgili hani bir boykot şeyi düzenlenmişti. Ama dediğim gibi genel olarak herkes de sorumlu değil yani. Buna katılan ve işte bu tarz metinleri falan imzalayan belli topluluklar var. O toplulukta olsanız bile buna katılmayan insanlar var. Dolayısıyla yani sürekli boykot yapmıyoruz ama boykot yaptığımız zaman da medyada bunu kaçırmıyor. Hemen haber yapıyor yani. O yüzden çok fazla konuştum. Büyük ihtimalle bu sorunun bazı kısımlarını keseceğim. Evcil hayvanım var mı? Evcil hayvanım yok. Eskiden ufacık dünyanın en tatlı tavşanına sahiptim. İsmi Pürçük'tü. Pürçüklü de eski Türkçe'de halk ağzında şey demek. Havuç demekmiş. O yüzden Pürçük koymuştuk ablamla ismini. Ama benim hayvanımdı yani. Sonra onu çok az bir süre sonra kaybettik ve ben hayatımda hiç bu kadar üzüldüğümü hatırlamıyorum. Kanalda hiç oyun oynayacak mısın? Bu tarz soruları çok alıyorum. Şimdi eskisi kadar ben normalde de oyun oynamadığım için yüklediğim içeriklerde dolayısıyla oyunlardan çok uzak oluyor. Yani ama yine oyun oynuyorum yani arada ve hani video koyacak olursam da hani birkaç seferlik bir şeyler olur. Hani seri gibi olmaz ama yine de koyabilirim yani. Bu kanalda hala her şeyi görebilirsiniz. Boyun kaç? Boyun 1.86 idi geçen sene. Yurt hayatı zor mu? Evet, bu tarz soru da bir süre alıyorum. Yurt hayatı oda arkadaşlarınıza göre çok değişiyor. Eğer tekli yurda çıkıyorsanız çok daha rahat edersiniz ama mesela ben 4 kişilik odada kalıyorum ve oda arkadaşlarım, mesela bazı arkadaşlarım oda arkadaşları çok büyük problem yaşadıkları için işte eve çıkacağım ya lanet olsun odamı değiştireceğim falan oluyor. Allah'tan benim öyle bir şeyim yok. Bundan dolayı çok mutluyum. Ha, çok küçük bir alanda 4 kişi yaşamak biraz zor. İşte kendi çamaşırını, bulaşığını yıkamak, yemek pişirmeyi öğrenmek işte
fatura yatırır gibi yurt parasını yatırmak falan gibi şeyler. Ama yavaş yavaş bunları da öğrenmeniz gerekiyor sonuç olarak. O yüzden çok fazla yurtta vakit geçirmediğim için hiç sıkıntı olmadı ama bana uyumaya geliyordum geçen sene. Bu sene nasıl olur bilmiyorum. İngilizcem nasıl geliştiririm? Ben en son bununla ilgili bir video yapacağım. Çünkü çok fazla soruyorsunuz. Bildiğim, düşündüğüm, insanlardan aldığım taktikleri de paylaşacağım bir video olacak. Büyük ihtimalle yapacağım bu videoyu. Telefonu çıkan Harry Potter oyununu denedim mi? Türkiye serverları açılmış. Evet, bununla ilgili de, bu oyunla ilgili de bir sürü soru aldım. Bu oyunu denedim. Hatta şu anda telefonumda, bir saniye. Pokemon Go'nun Harry Potter versiyonu olarak düşünebilirsiniz. Etrafta gidiyorsunuz ve bir şeyler topluyorsunuz. Her ne kadar odaklamasa da. Bununla ilgili bir video yapacağım büyük ihtimalle. Çünkü bir sürü insan sordu dediğim gibi. Evet. Ama level 10 oldum. Bayağı da bir şeyler topladım. Hatta profil fotoğrafımı göstereceğim size. Her ne kadar çok cringe olsa da. Evet, epey cringe. Adını kim koymuş? Adımı annem koymuş. Başka isim önerileri de gelmiş tabii ki. Ege, Efe. Babamın İzmirli olduğu nasıl belli? Tan, bir de Fırtına. Fırtına koyacaklarmış. Hatta gerçekten koymayı düşünmüşler bunu. Fırtına da büyük ablamın fikriydi. Allah'ım iyi ki onu dinlememiş kimse. Kedi mi köpek mi? Kesinlikle köpek. Kediler nankördür. Yani seviyorum kedileri de ama köpekler çoğu insandan daha anlayışlı ve daha cana yakın yaratıklar. Bayılıyorum köpeklere. Islık çalabiliyor musun? Kamerada denemeyeceğim eğer bunu yapmaya çalışıyorsanız. Hayır, ıslık çalamıyorum. Eskiden şey yapabiliyordum, hani ağzına... Eli ağza koymadan yapılan şeyini yapabiliyordum ama artık onu da yapamıyorum. Şu kahve tarifini verecek misin artık? Kahve tarifi mi? Yoksa bu kahve tarifinden mi bahsediyorsun? Ben bir ya da birkaç videomda yazın evde soğuk frappe yaptığımdan falan bahsettim. Soğuk frappe neyse. Soğuk kahve yaptığımdan falan bahsetmiştim. Onunla ilgili bir tarif için. Bunu yaparım ya. Hatta bugün anneme de yaptım, çok beğendim. Bunun tarifini de vereceğim, söz. Burcun ne ve burçlara inanır mısın? Burcum kova. Bazı yerlerde balık diyorlar ama kova yani. Ve kovanın birçok özelliğini taşıyorum anladığım kadarıyla. Ama burçlara inanır mısın? Hani arada bakıp böyle esprisini yapmak güzel oluyor. Ama hani mesela biri birine bir şey yapmış. Kötü bir şey yapmış. Sonra açıklaması şu. Abi ben akrebim zaten ya. Ne demek yani? Bu kötü bir insan olman için bir bahane mi sana? Doğduğun zaman insanlara kötü davranma hakkını mı veriyor? Ya da mesela işte bir arkadaşım çok şımarıyor, bir şey oluyor. Abi ben ikizlerim zaten ya, kafam beş karış havada. Bu ne demek? Bu ne demek yani? Aşırı böyle şeyler, aşırı saçma hiç gelemiyorum. Ama onun dışında dediğim gibi hani arada bakılabilir, neden olmasın? Bu arada gerçekten denizciye benziyorum ya. Şu aralar ne izliyorsun? Bunu sorduğun için çok teşekkür ederim. Şu aralar dünyanın en ergen dizisi olan Society'yi izliyorum Netflix'te. 10 bölümlük ve 6 bölümünü izledim. İzlerken bütün karakterlerden bir yandan nefret ediyorum ama hikayesi birazcık ilginç böyle. Şey, Lost'a benzetiyor bazı insanlar. Ben Lost'u pek izlemediğim için bilmiyorum ama izleyebilirsiniz, deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi çok ergenler yani. Black Mirror'ı izliyorum çünkü son 2 sezonunu izlemiştim ama ondan öncekileri izlememiştim saçma bir şekilde. Onları izliyorum. Bir de ne izliyorum? Buradan bakayım. Bir de Stranger Things'i izliyorum. Çünkü 3. sezon geliyor ve ben daha hiç izlemedim o diziyi. Bilmiyorum, inanabiliyor musunuz ama böyle. MBTI testi yaptın mı? Ne çıktın merak ettim. MBTI testi nedir? Bakalım mı? Ya kişilik testi mi bu? Myers-Briggs kişilik göstergesi. Psikometrik bir soru dizini ile bireylerin nasıl dünyayı algıladığını ve kararları nasıl verdiklerini ortaya konan bir analiz. Yalnız 12 dakika diyor ya. Ben bunu yapacağım. Yapacağım ve cevabını da vereceğim. Bundan emin olabilirsiniz ama şu anda değil. Mezuna kalan arkadaşların pişmanlıkları var mı? Evet var. Çalışmadıkları için pişmanlar. Mesela hiç çalışmayıp direkt ikinci seneye bırakan arkadaşlarım da var. O yüzden onlar bayağı mutsuzlar. Çünkü etrafındaki herkes hayatlarında büyük bir adım atıyorlar. Yani evet bir sene gibi düşünebilirsiniz ama o bir senede siz hayatınızın önünüzdeki 4 senesini nasıl, 4-5 senesini nasıl geçeceğini planlamış oluyorsunuz. Benim mesela planım ama mezuna kalan birinin planı değil. O kendini kötü hissediyor çünkü kimse belirsizliği sevmez yani. Hele ben asla sevmem. Mezuna kalmayın lütfen. Bir videoda en sevdiğin parçayı çalmak ister misin? İsterim çünkü bu aralar tekrar bir sardım, böyle pratik falan yapıyorum arada, şurada duruyor gitarım. Ama YouTube çok yargılayıcı bir platform. Kendimi ne kadar rahat hissederim bilmiyorum. Ülkenin durumu belli. Kariyer planı nasıl yapıyorsun? Kral ne yaptın ya? Çok karamsar oldu. Yapamıyorum kariyer planımı. Her ne kadar direkt akademiye başlamamayı düşünsem de hayatımın bir döneminde yüksek lisansım, işte doktorum falan yapmak istiyorum. Bir de bizim bölümün çok fazla sektöre açılma olasılığı var ya yani. O yüzden hani karar vermek çok zor. Bir de özel sektörde devam edecekseniz tecrübe birazcık konuşuyor. Tecrübe önemli oluyor. Yani ben gidip yüksek lisans yapabilirim ama o kişi aynı sektörde başka bir yerde çalıştıysa o benim önüme geçebilir aynı yere başvurursak falan filan diye. Ama daha bölüme başlamadım. Umarım bölüme başladığım zaman kafam daha bir kendi kendine
bir plan yapar yani. Şu anda yapacak hiç yapamıyorum yani. Tepeden kaç aldın? Evet, bunu çok fazla insan sormuş. Tepeden kaç aldığımı söylemek istemiyorum aslında. Çünkü insanlar bana çok kızdılar puanımı öğrendikleri zaman. Çünkü sınavdan çıkınca zor demiştim. Peki EPE ne? EPE English Proficiency Exam. ODTÜ'nün İngilizce yeterlilik sınavı. Ben hani hazırlık okuyacağım diye zaten ilkine girmemiştim. Şimdi hazırlığı okudum. Haziran'dakine girdim. Geçtim çok şükür. Çok fazla yaz okuluna kalan var. Kaç aldığıma gelirsek de umarım linç yemem ama 90 aldım arkadaşlar. Güzel oldu. Bence bayağı iyi oldu. Şimdi bu şekilde videoyu artık kapatabiliriz. Evet, izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sanki birbirimizi daha iyi tanıyormuşuz gibi hissediyorum bu videodan sonra. Başka sorularınız falan varsa da video fikirleri için her zaman benim sosyal medyalarıma ulaşabilirsiniz. Beğenmeyi falan unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.